Bir arkadaşın beli incinmişti, hastaneye gitmiş. Şey vermiştir, yazılar vermiştir işte nasıl spor yapacağı. Ama basit bir incinme yani sırada. Bel tutulması gibi. Ya kardeşim oradaki şeyleri yapmak akşama kadar uğraşsan ancak yapılır. Ya sürünme, sağ ayağınızı diyor yavaş havaya kaldırın. Sonra sağa sola 3 kere bükün. Son 4. kere kendinize doğru çekin. Sonra 5. kere öbür ayağınıza getirin. Onu yukarıya doğru çekin, onu sağa sola. Millet de inanıyor o insanlarda. Akıl almaz eziyet çekiyor. Onun kafada tutmaya çalışıyor, okuyor. Ya bir iki atladın diyor, olmadı diyor. Yeniden baştan bir daha. Bir daha sağa çekiyor, bir daha sola çekiyor, bir daha yukarıya. Ya bir şey olduğu yok, onunla alakası da yok yani. Normal spor yaparsan geçer. Dinlenirsen geçer. Ne alakası var ya? Olmadı ki diyor, fazla kaldırdın diyor kolunu diyor. Ya onunla mı uğraşacaksın kardeşim? Ya kanserojen olmayacak hiçbir yiyecek yok. Yani nihayetinde adam öldürmeyen hiçbir şey yok gibi görünüyor yani. Ya bırakın normal insanlar yaşasın yani ne o. Hayır tamam zararlı şeyler belli zaten biliyor. Onlar yemezsen olur biter. Yani düşünemiyorum yani hepsine bir konu bulmuş vaziyette. Yani böyle oturuyor adam plastik bir şey oturuyor. Cilt kanser olursun diyor. Öbüründe bilmem ne olursun diyor. Öbüründe kafan gider diyor. Telefon dalgaları beyninizi harap ediyor diyor. Adam telefonu mecburen kulağına götürüyor. Sakın kulağınıza götürmeyin uzaktan dinleyin diyor. Adam telefondan korkar oluyor yani. Beynini eriten bir alet cihaz gibi görüyor. Hem ihtiyacı var. Hem nefret ediyor onu kendine beynine zarar veren bir şey gibi görüyor. Yani bu kadar köşeye sıkıştırılan bir alemi yok millet ya. Normal yaşasın insanlar. Değil mi? Bilmiyorum. Ya her gün ya mesela televizyona çıkıyorlar işte şunu yapmayın, bunu yapmayın, sağa dönmeyin, sola dönmeyin. Yani yasak olmayan hiçbir şey yok gibi görünüyor. Efendim? Tıbbi kontrollerden de çok çekiniyorlar. Onlar da zarar verecekler. Ha evet. Hayır doktorlar biz de mesela kanser olan doktorlar kanser doktorları yani tedavi yapanlar o zehirli ilaçtan almıyorlarmış tedavi için kullanılan. Ha iyi oldu olay açık geçti. O zehir değil mi o? Zehirli. Hastanın 1/3'ü ondan ölüyor, 1/3'ü kanserden, 1/3'ü enfeksiyonlardan. Yani tedavi öldürücü. Tedavi değil mi? Doktorlar hiç yanaşmıyormuş. Evet. Kanser doktorlar. Siz demiştiniz çok ilkel bir tedavi diye inşallah. Şu bir de şu göz kesiyorlar ya. Mezcek ayarı yapılıyor falan. Onu yapan doktorlar kendileri hiç kendilerine yaptırmıyorlarmış. Evet. Ailelerine çocuklarına da yaptırmıyorlarmış. Birçoğu. Gözlük takıyorlar kendilerine. Evet kendileri gözlük, hepsi gözlük takıyorlar. Ama yan etkilerini söylemiyorlar hiç genelde yapanlardan. Yani bilinmiyor. Ya yan etkisi, düz etkisi var mı? Milyonlarca adam yapmış, hiçbir şey de olmamış. Çakı gibi geziyorlar. Milleti ne yapacağını şaşırttırıyorlar ya. Sağa kaçıyor, aman aman kaçmayın, tehlike diyor. Sola kaçıyor, oraya da kaçmayın. Aşağı da kaçmayın diyorlar. Yani bir kolaylık yapsalar iyi olur. Mesela adam bir yiyecek alıyor. Aman diyor o hormonlu. Gedolu mu, godolu mu bir şey diyor. Yani. Efendim işte onu içme asitli, şunu yeme antibiyotikli. Hoş geldin. İnsanlar ne yapacağını şaşırdılar. Şimdi bu pazara hoş geldiniz diyor. Burada hormonlu gıda bulamazsınız diyor. Bakıyor çarpık çırpık patlıcanlar, kötü kötü domatesler. Allah'ın hem satılmayan malları toplamışlar pazardan. Ya diyorsun bu niye böyle yamuk yumuk? Hormonlu değil de onun için böyle diyor. Hakiki diyor asıl bunlar yarar sana diyor. Pazar artıkları böylece tüketilmiş oluyor.